Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli tinozur görüşler. İstiklal Günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Amerikalık Uygur Elnigar İltebir Aksaray'daki yeni hizmetini başladı. Amerikalık Uygur tetkikatçı Elnigar İltebir Amerika Devlet Havfsizlik Kengişi'nin Xitay İşleri Bölümünün direktörlük vazifesine tayinlendi. Taşkı Siyaset Jurnalı'nın 14. Ağustos'taki haberde deyilişçe Trump hükümetinin Elnigar İltebir'ini bu vazifeye tayinleşi simvolluk mänige ege bolup, bunun Amerika Xitay otursidiki soğudu sökpiti ve başka münasebetlerge tesir görüş ihtimali bar iken. Mezkur haberde Elnigar İltebir'inin bunun dinkin kıldığan işleri ve rolü hakkında tepsili çüvençi berilgen. Ma'lum bo'lishicha, u Trump hukumatidagi eng muhim masalalardan biri bo'lgan Xitoy siyosiy masalasini bartaraf qilishga yordamlashdi degan. Bular yana Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo, harbiy va kishilik huquq masalalarini ham o'z ichiga oldi ekan. Tashqi siyosat jurnalidagi mazkur maqolada qayd qilinishicha, xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo tinch okean bo'limining boshqaruvchisi Francisco Benkozim Elnigar İltebir'ning bu xizmatga o'ltirishi haqida so'z qilib, Xitay hükümet xadimleri bilen bolgan söhbetlerde üstelinin karış terapide bir Uyghur'un oltırış ihtimallığı kişini tolumu hayacanga salıdığı dedi. Nöbette Şarkı Türkistan'dan 2 milyondan artık Uyghur ve başka Türk milletlerinin ceza lagırlarına kamılıp, kişilik hukuklarının iğir derecede ziyankeştiki uçura vatkallığı malum bulu vatkan payıtta, Amerika'daki bir Uyghur'un Trump hükümetindeki yukarı derecelik hizmetini öz üstüge alalışı, Uyghur vaziyetindeki köğün bölgücülerinin dikkatine erişti. Halbuki haberde Elnigar İltebir'in Aksaray'daki hizmetini başlayan ya ki başlamağallıkı hakkında fikir verilmedi. Elnigar İltebir tehi yakında da Amerika'da vapat bulan tunulgan jurnalist ve edip Ablikin Baki İltebir'in kızı bulup, o George Washington Üniversitesi'de 2001 yıldan 2005 yılıca halkara münasebetler kesbide. Harvard Üniversitesi'de 2005 yıldan 2007 yılıca halkara bihaterlik ve iktisat siyasi kesbide. 2009 yıldan 2015 yılgacha Maryland Üniversitesi'de felsefe doktorluğu ve xalqaro bihaterlik ve iqtisod siyosatida doktorluk unvanı algan. Xitayning Kashmir haqidagi o'yini dünyanı hayran kaldırdı. Xitay Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashidan Kashmir meselesi haqida yig'in chaqirishini talab qildi. Hindistan tarafından Jammu Kashmir'in alahidi rayonluk salahiyetine hatimi berilgendiyken, Xitay Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashidan meselini müzakere kılış üçün yığın çağırışını talep kıldı. Yığının bugün ahbaratkı yepyeni şekilde ötküzülüşü mülkerlenmekte. Pakistan'ı Hindistan tarafından Jammu Kashmir'in alahidi rayonluk salahiyetine hatimi berilgendiyken, Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashiga meselinin müzakere kılınışı üçün 3 mektup yollagan idi. Hindistan yarım asırdan köprek vaqtdan buyon davomlashayotgan Jammu Kashmirning alohida rayonlik salohiyatini qabul qilgan davlat asosiy qonundagi aloqador moddani 5 avgustda o'zgartgandan keyin rayonning vaziyati va kelgusiga doir jiddiyliklar yuqori pallaga chiqqan edi. Jammu Kashmirning alohida rayonlik salohiyatini qabul qilgan davlat asosiy qonundagi aloqador modda amaldan qoldirilgan kundan beri Jammu Kashmirda yo'l qo'yilgan qattiq bexatarlik tadbirlari va cheklovlar davomlashmoqda. Millionlagan Sharq Turkiston xalqini eng ig'ir shaklda bastirayotgan minglagan paketlar oldida inkor qilish va quloq yopirishni davomlashtirib kelayotgan Xitoyning birli dominantla islom dunyosiga yaxshichoq bo'lgan qiyofatda Kashmir masalasi haqida xavfsizlik kengashida yig'in chaqirishni talab qilishi dunyoni hayron qoldirdi. Kuzatuvchilar dal mushu talabning har qanday bir davlat tomonidan Sharq Turkiston haqida yig'in chaqirilishi talab qilinganida ajiba Xitoyning pozitsiyasi qanday bo'lar? Bu elbette Xitay'nın tabiatını bildiren her kişiye namalum emez değişmekte. Serikcan Bilaş oğlu Almuta'daki üyüge kayıtıp geldi. Atyurt Pidailer Teşkilatı'nın kurguçısı Kazak faaliyetçi Serikcan Bilaş oğlu üstüden 29. iyul Nursultan şehirde içilgan sotta Serikcan'ın mirzi kamak cezasını bunun dinkin Nursultan şehirde emez belki Almuta'daki öz üyüde devam kılışıga karar berilgen idi. Aradan 2 haftadan köprek vaqt o'tgandan keyin oxiri tunugun 15 avgust Almuta'daki öz uyiga elib kelindi. Serikjonning mirzi qamoq jazosi endi Nursultonda emas, Almuta'daki öz uyida davomlashadi va bundan keyingi sotmo Almuta'da ejiladi. Serikjonni uning qo'llovchilari va mahalladagi qo'shinlari qizg'in qarshi elib kutib oldi.
ama onu elip gelgen hükümet hadimlerinin etraftaki halkı kopal muamele kılışı ve Serifcan'ın onlar bilen salamını şığımı ruhsat kılmasın derhal üyüge ekilişke uğrunuşu dikkat kozgudu ve narazılık payda kıldı. Pakistan bilen Hindistan'daki höl yığın apitide 500 kişi hayatından ayrıldı. 15 avgust Dawn gazetinin haber kılıçça Pakistan bilen Hindistan'da şiddetlik höl yığın apiti yüz berip, hayatından ayrılgan kişi 500'ge yetti. Haberde Pakistan'ın Sind ölkesi yüz bergen şiddetlik höl yığın apiti payda kılgan tabii apette Karachi ve başka yerlerde bulup cami 27 adam ölgen. 46 neper adam yaralanganlığı hayatından ayrılganlarının köp sallıkının tok su kuvvetiş ya ki öğülerinin gümürlüp çüşü neticesi de hayatından ayrılganlığı bildirildi. Haberdiyene Hindistan'ın Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat ve Madhya Pradesh ülkelerde devamlaşıvatkan şiddetlik höl yığın payda kılgan su apiti ve tağsiyerlip çüş vakalarda 282 adamın cindin ayrılganlığı, su apitide ölgelerinin sani Kerala ölkesi 102'ye yetken bulup, yokap getken 29 adamın hazırgıcı izdirikinin yokluğu. Karnataka ölkesi ölgeler sanının 61'ye, Maharashtra ölkesi de 49'a, Gujarat ölkesi de 31'ye, Madhya Pradesh ölkesi de bolsa 39'a yetkenliği bildirildi. Amerika harbiy hay'ati Turkiyada ziyoratda bo'ldi. 15 avgust xabariyati to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha Turkiya Jumhuriyati Mudofaa Ministerligi bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'zaro maslashib, Suriyada bexatar rayon ta'sis qilish xizmatlari haqida o'rtaq harakat qilish markazini ishga kirishtirishga tirishayotganligini bildirdi. Bayonotda bugun Amerikaning Yevropa qismlari muavin qo'mondoni leytenant general Stephen Tewete boshchiligidagi Amerika harbiy hay'ati bosh qo'mondonlik shtabimizni ziyorat qilgandan keyin Hareket merkezi kuruluşuna alakadar hizmetlerini devamlaştırış için Şanlı Urfa'a barğanlığı. O yerde iki taraf Suriye'de Bihatar rayon kurup çıkış hakkında müzakere edip barğanlığı bildirildi. Modi Cammu Keşmer'in alahide imtiyazının emelden kaldırılganlığını akladı. 15 avgust Dovi haberleri doğru bergen haberde bildirilmişçe Hindistan Başministeri Modi Yeni Dehli'nin Mughal era Red Fort rayonunda ötküzülgen Hindistan'ın Britanya İmparatorluğundan ayrılıp müstakil bolganlığının 72 yıllığını hatırlaş mürasımında halkı hitap kılıp Cammu Keşmer'in alahide imtiyazının emelden kaldırılganlığını akladı. O sözü de Asasi Kanunun 370. maddesinde Cammu Keşmer'e verilgen alahide imtiyazının rayonda bölgüncülük hareketlerini küşkürtkenliğini, ayarlarının rayon sırtıda biri bilen toy kılgan ekvalda münasxorluk hukukunu yokutup koyduğalıqını ve bunun ayarlar üçün etkanda adaletsizlik bulduğalıqını, Cammu Keşmir bilen Ladakh'taki konu tüzüm, çiriklik ve nepotizmi yol içip beri vatkalıqını, ayarlar, balılar, sergerdarlar ve kabillerinin hak hukukunu koğdaşta adalet şartıga uygun bulmayı vatkalıqını ilgir sürdü. Haberde Hindistan Taşkı İşler Ministerliğinin mesulleri Cammu Keşmir'de kündülük durmuşunun normal buluşku başlığalıqını ilgiri sürgen bolsa mu? Bırak halkaralık teşkilatlar Hindistan hükümetinin rayonda internet, yanfun ve mukum telefonlarına koyulgan çekilimlerinin devamlı şivatkalıqını. Yollarda hazır mı bihaterlik tosuklarının barlıqını bildirişti. Hindistan 5. avgust yerim esirden buyan devamlı şivatkan ve Cammu Keşmir'e alahide imtiyaz verilgen asasi kanunun 370. maddesini emelden kaldırgan idi. İmran Khan Hindistan'ın Cammu Keşmir siyaseti hakkında halkara cemaatçilikini agahlandırdı. 15 avgust Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe İmran Khan Hindistan'ın Cammu Keşmir siyaseti hakkında halkara cemaatçilikini agahlandırgan. Haberde vaziyetin tekhimi yamanlaşıp gitişi mümkünlükini ilgiri sürgen İmran Khan, dünya Hindistan işgaliyeti astıdaki Keşmir'de Müslümanlarga qarata Srebrenitsa katliamiga okşap ketidigan yeni bir katliam ve irqi qırğınçılıkka şahit bolmakçı mı? Xalqaro jamoatchilik bununga yo'l qo'ygan taqdirda bu ahvollar musulmonlar dunyosida radikallashish va zo'ravonlikka yo'l ochadigan eg'ir ta'sirlarni, shundaqla eg'ir inkoslarni paydo qildiganligi haqida butun dunyoni ogohlantirman deganlarni bildirgan. İmran Khan sözde yana Cammu Keşmirlik musulmonlarga qarshi cheklamalarining hamda navbatda ishxoliyat ostida turayotgan rayonga qo'shimcha askar turg'izganligining aslida Hindiston bosh ministeri Narendra Modi'nin bunundan ilgiri mu Gujarat ülkesinde Müslümanlara karşı elip bargan irqi tazlaş hareketinin bir ülgüsü ikerliğini tekitledi. İmran Khan, Keşmir'in Pakistan'a karşılık bölümü bulgan Azad Keşmir'in paytaxtı Muzaffar Abad'daki ülkelik kanun çıkırış meclisi sürdüğü nutkuda
Hindiston bosh ministri Narendra Modining Jammu Kashmir masalasini xalqaro cho'ng masalaga aylantirish orqali strategik bir xatolik o'tkazganligini bildirdi. Va bu xatoning ham Modiga ham Hindiston xalq partiyasi hukumatiga og'ir badal to'ltadiganligini aytdi. Pakistan tashqi ishlar ministrligidan 12 avgustda e'lon qilingan bayonotda Hindistonning Qurban Hayitda Jammu Kashmirdagi musulmonlarning diniy erkinligiga mudaxala qilishining kishilik huquq va xalqaro qonunga xilof ekanligi bildirildi. Bayonot yana Pakistan Hindistonning ishg'oliyati ostidagi Jammu Kashmirda yo'l qo'ygan rahimsizlarcha yetim qoldirish harakatini va buning natijasi sifatida Qurban Hayitga o'xshash muhim bir ayyam kunida millionlagan Kashmir xalqining diniy erkinligiga cheklama qo'yishini qattiq ayiblaydiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.